Nermin'in enfes mutfağına. Nasılsınız efendim? Güzel, keyifli, harika bir gün olsun. Evet, dünkü yaşanılan bazı sıkıntılardan sonra yine dimdik karşınızdayım. Elhamdülillah. Kulağım açık. Hocam kapatırsanız sevinirim. Bizim reji de amma seviyor konuşmayı. 2 dakika susmuyorlar. 2 dakika susmuyorlar. Efendim bugün yine birbirinden lezzetli, harika tariflerle sizlerle olacağız. Ayağımı soranlar gayet iyiyim. Birazcık böyle topallıyorum ama bu da bizim nazarımız olsun bugün. Sağ olsun benim canım Ümmü teyzem geldi koşa koşa. Dedi ki kızım seni bir okuyayım dedi. Sana güzel yemekler yapayım. Bugün seni yormayayım dedi stüdyoda. Canım benim birazdan bizlerle olacak. Günün menüsünde tandır böreği yapıyoruz efendim. Yanlış duymadınız, efsane bir lezzet. Kayseri'ye özgü çok güzel bir güzellik olacak efendim. Hemen arkasından Kayseri kovalaması yapacağız. Yani burada kaçan kovalanır misali biz Kayseri'yi kovalıyoruz. Selam olsun buradan kucak dolusu, çünkü Kayseri neden yapıyoruz? Ümmü teyzemin çok kıymetli eşi, abim, canım abim Kayserili. Ben de dedim ki Ümmü teyzeciğim sen de dedim Bursalısın, ben de sana Bursa'ya özel güzellikleri hazırlayayım. Çantık pidesinden yapacağız, biliyorsunuz Bursa'nın meşhur pidesidir ve olmazsa olmazı, çok bayılırım. Damakları şenlendirecek olan süt helvasını da yine bugün Ümmü teyze için hazırlayacağım. Aslında bir gittim geldim Serpil'e de şey dedim, tahanlı pidesini mi yapsak dedik, böyle tahinin içinde ceviziyle birlikte. Ama sonra Serpil dedi ki onu yaptık Nermin dedi, helva yapalım dedi, böyle bir damaklarımız şenlensin dedi. Efendim ben, benimkiler stüdyo tüsürüyor efendim. Serpil'le Ümit teyzem geliyorlar, hemen alayım, bu görüntü kaçmaz. Canım benim onlar ya. Ne yaptın Ümit teyzem? Ne yaptın Serpil? Canım benim sana tüsürüyor. Okuyarak sen geldin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nazar diyor. Nazar değil diyor. Allah razı olsun kafamızda. Allah vermesin, ayağını kıracaktık. Oh. Müşketi getir bir daha yakalım, dumanı çıksın. Gözü olanın gözü çıksın değil mi? Allah'ın işine karışılmaz. Evet. Sen gördün mü beni? Canım görmem mi? Ay Nermin'cim dün o kadar üzüldüm. O kadar üzüldüm, anlatamam. Ha. Ay hemen gelsem yanına da görsem diyorum. Dün bak, ay çok üzüldüm. Dün de yoktu. Dün dedi ki ben geliyorum ay, yarın. Çok üzüldüm ben. Ay canım kıyamam sana ben. İyiyim iyiyim. İyisin ya. Ama ben seni çok iyi ya, gördüm Nermin. Çekiyoruz, yapacak bir şey yok. Çok iyisin. Beğendin mi? Beğendim. Şimdi beğendim. İyi mi olmuşsun? İyisin, tamam. Toparlamışsın. Ha. Normal olmuşsun. Keyfim yerinde. Keyfim hocam. Keyfim yerinde. Aynen. Sonuna kadar her şey gidiyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Morale bağlı her şey. Evet. Olsun. Psikolojik evet. Baskı insanı gerçekten aynen. Tüketen bir şey. O yüzden hayatınızdaki aynen, bütün o psikolojik baskı uygulayan insanları kenara evet. Koyun. Nacizane tavsiyem, gerçekten 1 dakika yanınızda tutmayın. Vallahi bak evet. Keyfim, enerjim yerine geldiğinde benim direkt her şeyime tamamen yansıyor. Eski haline döndün yani. Sağlıklı evet, maşallah. Maşallah. Evet, 40.000 kere maşallah. 100.000 kere. Amca nasıl, iyi mi? İyi, çok selam söyledi. İyi canım. Yaptınız selamı mı? Var. Her yere? Niye? Yaptı. Her tarafı tüsüledik. Seni beklerken biraz tamam. Şey oldu ateşi. Şimdi tamam. Ben tekrar yaktık. Tamam. Böyle alayım seni. Seni yormayacağım canım ben bugün. Oh, kıyamam ben sana. Bir tandır böreği yapacak. Kendisi Kayseri gelini efendim. Evet. Kayseri gelini olunca muhakkak. Benim canım abim dedi ki Kayseri yap dedi. Ben de dedim evet. Ki Ümmü teyze ben de Bursa yapayım. Bugün Kayseri Bursa. Selam olsun efendim hepinize. Yarışacağız. Yarışacağız. Ben de Bursalıyım ama dur bakayım. İşte ben de yapıyorum. Sana not vereceğim. Dur aman. Bakayım yapabilecek misin? Aman. Bakalım. Nermin'cim. Ya bir de o var. Bir de fırını da getirmişsin. Evet. Ne yaptınız o fırında? Tandır böreğini pişireceğim o fırında ben. Dönerek hepsi dönüyor. Vallahi çok kıymetli oğluyla birlikte geldiler. Evet. Hiç üşenmeden bize davul fırınla gelmişler. Tabii, tabii. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ümmü teyze hep böyle zaten. İşini dört dörtlük yapar. Efendim Nermin'in enfes mutfağında bugün çeyiz paketini ikinci yarıda açıklayacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Yani, şöyle ki... Hemen tamam, reklam dönüşü. Ha. Hemen reklam. Serpil'i kırmayayım. Çeyiz paketini açıklıyoruz. Rabia şimdi hepsine tek tek bakacak. Yorumlarınızı yapabilirsiniz tencere setinin altına. Hemen bugün efendim bu güzel airfryer'i vereceğiz. Yapmanız gereken sadece sponsorumuzu ve altındaki hesapları takip etmek. Altındaki hesapları Serpil'i de koyuyoruz bugün. Rabia'cığım Serpil'i de takip etsinler. Tamam mı? Airfryer
uçuracak Serpil'seni. Serpil'i bugün 60 bin yaparsanız size çok güzel iki hediyem daha olacak. Hadi bak Serpil. Oo, dumanlar çıkmaya başladı. Serpil geçir kafamdan Serpil. Geçir pıtır gel Serpil. Bismillahirrahmanirrahim. Kımıldama sakın bismillah. Kurşun da döktürelim Serpil. Sen oku, oku, oku. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil dün ne korktun ha düşerken dün. Allah'ım hıfzeyle koru demek. Oh kurban olsun. Hiçbir şeyin kalmayacak. Sen o yürü. Baba yürümeye başladım ha. Okudu yüfle yürümeye başladım. Herhalde. Hani herhalde. Bir hoca vardı ya oku yüfle adam birden kalktı geldi. Nasıl kapağı bulduk? Tabii kayıp dedenin ruhu arada bir kulaklarını çınlatıyoruz yayında. Kapağı bulduk şimdi seni de iyi ederim ben. Kayıp dedenin ruhunda diye geç diyorum arkaya Serpil bulup geliyor. Hakikaten bulunuyor. Evet. Efendim işin çok keyifli yanı gerçekten ümit teyzeciğim benim için çok kıymetli nadir konuklarımdan bir tanesidir. Bugün bize Kayseri'nin tandır böreğini hazırlıyor. Ben hemen malzemelerini sayıyorum ve yapımına başlıyoruz. Tamam ben kıyma kavurayım ya. Bir şey yok yok bir şey yok. Oldu. Kıyma kavurayım mıymış? Tabii kıymayı kavurabiliriz. 500 gram 11 yemek kaşığı sirke, tuz, 1 çay bardağı süt, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı su iç harcı için efendim. 500 gram kıyma yarım demet. Evet, maydanoz 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz. Tuz, karabiber, sıvı yağ arasına sürmek için 4 yemek kaşığı tahinimiz var. Üzeri için ise 1 adet yumurta ve susam. Evet. Buyur hocam. Yalnız bu ölçüler belki ben büyük tepsi getirdim. Ona göre olabilir. Mesela unu ilave edebilirim. Azaltabilirsin. Yani. Şey yaparım. Benim bakır tepsim de var. Yuvarlak. Ama benim dönüyor hayatım. Başka tepsi dönmüyor onun içinde. Bu dönerek yani pişiriyor. Kendi tepsini yapacağız biz. Tabii. Hadi Ümit teyze başlayalım. Tamam başlayalım. Hamurunu... Sen otur ama sen kıyamıyorum. Sen ayakta duracaksın. Olurum ben oturmam. Kıyamam. Sen gelmişsin. Hiçbir şey olmaz. Kıyamam ama ben hiçbir sana. Hiçbir şey olmaz. Sen dinle. Tüsünü de yaktık. Oğlum güzel duman tutuyor. Ümüşcüğüm buraya yağ koydum. Kavurayım mı kıymayı direkt asayım? Evet evet kıyma. Kıymayı şimdi koy Ümit çok az yağ koy. Ellerini yıkıyor. Evet sabunladım. Bu kadın dünyanın en şeker kadını diyebilirim ah kendisine. Ah canım sen öyle seni şeker görürsün. Tamam misafirim vardan bu yana efendim kendisini konuk ederiz mutfağımızda. Bir telefonumuzla çıkar gelir. Dün de benim düştüğümü görünce dayanamadı. Çıktı geldi. Evet. Bugün anne kız gibiyiz onun zaten. Aynen aynen. Patlıcan getirdim Kayseri patlıcanı. Bak yamulanın. Gel gel sana da tutayım. Gel kafanı getir. Bak, tamam Nermin. Tamam yeter nasıl getirsin? Bu Kayseri'nin patlıcanıdır. Serpil tamam artık diyor. Çıkardık her şeyi. Tamam çıkar. Amcan aldı sana selam da söyledi. Kayseri oy, patlıcan amcan yamulan. Benim ya var ya bir tane bak. Ne bu Kayseri şimdi patlıcanı? Şimdi küçüklerinden de vaktim olursa reçel yapacağım hemen sana. Hemen hamuru yoğuralım diyorlar. Tamam. Hı-hı. Tamam. O küçüklerinden reçel bana yaparım. Reçel yapacak. Hadi bakalım. Yaparım. Dur evvela onu mu koyayım? Süremiz geçiyor hemen anlatalım diyorlar. Evet. Un biraz daha alabilirim. Tamam biz hamurumuzu yoğurduk. Siz direkt onunla yapın. Yani başka tuzlar da var. Ha şurada var. Tuz alayım senin ben. Senin Nermin'cim. Tamam. Bu ümüşüm patlıcanlı. Benim ümüşüm. Sen hazırla ben yoğurayım. Direkt sen tamam, yapımına başlarsın. Tamam. Zaten şimdi bir tarafta da tahini. Yok su koymadan şu sütü koyalım. Tamam aşkım. Yumurta kıracak mıyız? Yumurtayı üstüne kıracağız. Tamam. Şu sıvı yağını kıracağız. Bu sıvı yağ herhalde. Tuzunu koyduk yumurtasını. Yumurta yok buraya değil. Bu yüzüne tamam. Süreceğiz. Sıvı yağ. Şimdi sıvı yağ koyacağım. Sirkeyi koyacağım. Sirkeyi koyacağız. Kabartma tamam. Tuz burada. Yok o değil. Tuzu tuz koydum mı? Ben. Attım. Şöyle. Tamamdır. Sirkesini de ekledik. Evet. Yoğuruyor muyuz şimdi? Şimdi yoğuruyoruz. Üstüne süreceğim ben bunu. Tamam. Şimdi bir tarafta tavada da tahinli yapayım ben Serpil'cim. Ne yapacağım? Bir tavada yağı eriteceğim, tahin koyacağım. Tamam sen ama ben onu hallediyorum. Sen yoğuracaksın, sen bilirsin. Öyle eldiven versene ben tamam. Yoğurayım. Geldim. Senin hamur yoğurmana hayranım. Maşallah hayranım Nermin. Yoğururum seni verene. Ben İnan seni vallahi yoğururum canım benim. Canım benim anam sen beni de. Bu işlere doğurmuş. Kurban olayım Handan Hanım. Hamur bizden sorulur bak. Şöyle. İyi değil mi annem baban? İyi çok İyiler. Şükür çok selamları var sana. Onlar da dün yayında beni görünce çok üzülmüşler. Ay evet babam ya. Babam akşam görüntülü aradı beni. İyi misin yapılacak bir şey var mı? Oy kurban olsunlar babama. Yeter çok dökmeyelim Ümit teyzeciğim. Bunu vereceğim birazdan. Tepsi büyük ya. Var ya bizim. Tepsi büyük ya ondan. Serpil o hamur benim mi? Ümit senin canım. Ha, tamam. Birazcık un alalım Serpil Hanım. Hemen bende.
O zaman koyuyorum Ümmü teyzem. Neyi hayatım? Suyunu. Yumuşak bir hamur işte. Sen kıvamını biliyorsun ya bunu. Biraz fazla olsun diyor ya. O zaten yiyecek Ümmü bence. Ümmü teyze bize burada açarken ben de zaten diğer tarifimize geçeriz. Evet. Aman aman aman. Birazdan altını yaktım. Tamam, onu da süt ayını eriteceğiz. Meşhur süt helvası. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Nermin Nefes mutfağında her an her şey olabilir. Birazdan arkadan Serpil harika bir hediye çıkartabilir. Burası efendim Nermin Nefes mutfağı. Buradan çıkış yok. Her an her şey gelebilir. Hamur nasıl? Biraz vallahi güzel iyi midir? Oldu. Bence daha su koyma. Tamam o zaman. Ben şimdi toparlayacağım. Tamamdır. Bak, şipşak hamurunu yoğurdum Ümmü teyzem. Hamuru seviyoruz efendim. Nasıl çocuklar nasıl? İyiler mi? Benim kuzucuklarım İyiler, der mi? Onlar da korkmuş dün. Ay yavrum Kerem ya. Kerem aradı yana yana. Anneme ne oldu? Anneme ne oldu? Ay diye abi ablası açtı. Onlar da korkmuş. Dedim ki hiçbir şey olmaz annenize, korkmayın. Ay, maşallah der misin? Kazalar evet olur. İnsan kendi kendine danızdan değiriyor Serpil. Bak Ümmü teyze, bak sana nasıl hamur yoğurdum. Evet, bak, hayranım ben. Bak 10 dakika bile olmadı. 5 dakika 5. Ekrandaki gibi değil, beni yakından seyretmesi seni hamur yoğurman çok tatlı oluyor. Daha canım benim. Ben seni. Tatlış. Çok güzel oluyor. Bak. Yakın çekelim şık, bence. Şık. Bu yoğurmayı yakın çekelim bak. İzleyicim hep soruyor. Nermin Hanım nasıl toparlıyorsunuz? Bak her zaman söylüyorum. Benim annem küçükken bana çok fırça atardı. Elinin şu kısmını kullanacaksın. Bu ellere destekleyeceksin. Bak evet, şöyle göstereyim. Bunu ben Serpil'e öğrettim. Ama Serpil hala diyor ki yok ben öyle tabii yapamam. Tabii o teknik olmuyor. Yani bak, görüyor musunuz? Alışkanlık. Tabii ya, tabii sonradan kere bir şey öğrenilmiyor. Hamurun güzelliğine bakın efendim. Aa, bak çok bırakmıyor, harika. Bırakamıyor. Çok keyif alıyor şu bak, an. Bak şu aynen an hamur kendiliğinden geçti. Bak bak bak. Aynen. Bak hamur maşallah. Görüyor musunuz efendim? Bakın Ümmü teyze ölçün çok evet güzelmiş. Bak. Şöyle. Kaç parçaya böleceğiz? Aslında Nermin'cim bunun orijinali 3'e bölünüyor bu. Ama biz eşim de ben de biraz böyle hani çok kalın börekleri sevmiyoruz. Hı-hı. İnce böyle çıtır hı-hı çıtır börekleri seviyoruz. Onun için ben 2 kattan yapacağım. Yani aslında orijinalde 3 kat yapıyorlar. Kaça böleyim şu an? Sen 2'ye böl canım. Tamam. Daha güzel oluyor çıtır aman, çıtır. Aman aman aman. Hamurlar yoğrulsun efendim. Kayseri yöresinin eşsiz lezzetlerinden fırınımızla birlikte, Ümmü ablamla birlikte. Bak Nermin Ümmüş burada ne yaptı? Efsane bir tandır böreği ne yapıyoruz. Tereyağını eritti, üstüne tahinimizi koydu. Evet. Aa, onu tam yakında. Anlatsana Ümmüş teyze. Tereyağını erittim, 250 gram tereyağı veya margarin, herkes nasıl arzu ederse. İçine de 4 kaşık tahinden bunu erittim, aralarını yağlayacağım şimdi ben. Hem tahin hem yağ sucuğu. Harika. Evet, ikisi bir arada. O işte lezzet veren o Serpil'cim. Evet çok lezzetli ya oluyor. Başka tahini bir yer. Hamurunda ne vardı sayar mısın Ümmü teyzeciğim? Hamurunda işte un aldığı kadar un vardı. Biraz süt, su koydum. Bir çay bardağı süt koydum. Hı-hı. Biraz sirke koydum kıyır kıyır yapsın diye. Tuz koyduk. Evet o kadar. Mis. Birazcık sıvı yağ kolay açılsın diye. Var ya hamurun güzelliği. Ben tam evet sana şu an açılmalık bir hamur sen yaptım. Sen hamur profesörü. Estağfurullah. Bizim aramızdaki adı ne biliyor musun? He. Hamur profesörü. Ben de koydum işte. Estağfurullah. Bu arada Balıkesir. Neredesiniz? Boşnak böreği yapmasına yapmaya geliyoruz onun içinde değil mi Serpil? Evet oraya. Nereye gidiyorsunuz? Balıkesir'e. Pardon 13'ü Rize, 22'si Balıkesir. 22'sinde sizdeyiz. Ay çok güzel. Bir boşnak böreği yapacağız ama şey. Bir boşnak böreği yapacağım içerisinde sizin eşsiz peynirlerinizle. Mihaliç peynirine kadar kullanacağım efendim. Ümmü teyze vallahi hazır. Balıkesir'de ben de program yaptıydım. Değil mi? Bak. Evet. Oldu mu usta? Harika maşallah. Sübhanallah. Birini küçük birini büyük yaptın. Evet. O içimden öyle geldi. Öyle mi geldi? İyi hadi öyle gelsin. Hadi. Şimdi cevizi de şey yapalım. Ben çekelim. Cevizi hallediyorum. Siz açmaya tamam başlayalım Ümmüş bir. Açık dinlensin diyorum da. Hadi. Dinlensin. O zaman ben süt helvasına geçmem lazım. Çünkü dakikalar evet ilerliyor. Tamam. Orayı bırakamayız. Ümmüşçüm. Canım benim. Söyle. Gel anam sen gel kurban olsunlar seni be. Sen ne cevizi istiyorsun? Küçültene kadar ben Nermin'in tarifini geçeceğim. Tamam hadi ben küçültürüm. Al kuzum musunuz? Oy maşallah. Blender falan yok muydu Serpil çekseydin? Blender falan bunu. Ama onu biz bebeğim doğuruyoruz. Ben bunu öğrenene ben kadar. İyi hadi annem tamam ben o zaman. Ben de poğaçayım.
Handan Hanım diyecek ki her zaman söylüyorsun. Bak işte öğreniyor insan Nermin. Arada bir usta çırak durumu olmalı. Feci usta çırak yaptı annem beni ama. İyi yapmış. Ben sana söyleyeyim bak. Şimdi hepimiz sana hevesle bakıyoruz. Şimdi, nasıl güzel hamur yoğuruyor diye. Annem de Hazza hanımefendi şeyde yani. Ekranlarda gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Evet maşallah. Vallahi dün görmüş beni kıyamadı Ümmü teyzem çıktı geldi geçmiş olsuna. Dedi ki sana tütsü yakayım dedi bir stüdyoda bir okuyayım evet. Dedi seni dedi. Canım benim. Tam Osmanlı. Ben geliyorum dur. Annesi. Terpil bugün çok temizim. Sen hep temizsin çünkü ben bugün değil diye dersen haksızlık edersin. Ne oldu Nermin'e niye toparlıyor? Ay sen yürüdükçe ben üzülüyorum ha. Yo yo iyiyim iyiyim. Vallahi. Şu an tereyağıyla tahini karıştırdık. Ne kadar enteresan evet. Serpil. Evet onu kaçırmadım gözümden yakaladım. Bursa'ya kucak dolusu sevgi ve saygılarımızla süt helvası yapımına başlıyoruz. Yeşil bir bursunuz. Litre sütümüz var. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir su bardağı toz şeker. Bir su bardağından iki parmak eksik unumuz var. Bir adet yumurta sarısı. Bir paket vanilya. Üzeri için ise kırık fındık ve toz fıstık. Bismillahirrahmanirrahim. Olmazsa olmaz. Birazcık Serpil'imden. Hemen geldim canım için. Yağ alacağım. Çok hafif bir tatlıdır. Sıvı yağ vereyim sana hemen. Sen seviyorsun. Bursalısın diye Serpil'le. Tabii ben çok yaparım. Zeki olsun Ümmü teyzemize. Süt helvası çok yaparım ben. Biz bir de bunu fırına götüreceğiz. Tabii. Yıkacağız azıcık. Tabii. Bir de bunun düğün helvası diyorlar. Amcam ne evet. Yapıyor? İyi ne yapsın iyi o da. İzliyor mu bizi? Tabii şu anda ekran başında. Sami tabii. Sami amcam. Ellerinden öpüyorum. Sen gelmiyorsun bana bak küstüm. Bir dahaki sefere bekliyorum. Vallahi o güzel gül yüzünü görelim Sami amcacığım. Vallahi hemen gönderiveriyor bana Ümmü teyzemi. Evet gönderir. Şey artık evlerde çekim olursa görürsünler. Bakarsın evlerde de olur. Olur olur geleceğim ben sana. Farklı bir konsepte geçersem eve tabii, gezersem. Tabii evlerde de yaparız. Tabii. Evet unumu koyuyorum efendim süt helvasında. Tereyağı biraz sıvı yağ ekledi Serpil. Şu an unumuzu böyle hafiften kırdıracağız rengini. Aslında böyle tahin rengini aldığında benim için yeterli olacak. Bir tık kavurmak her zaman lezzeti açığa çıkartır. Diğer yanda şerbetini birazcık ılıtalım mı şeker eriyene kadar? Sütün içinde çözeriz diye düşündüm de. Tamam direkt öyle yapıyorum o zaman. Şöyle efendim burada bakın sütümüz var. Sütümüzün içerisine şekeri koyuyorum önceden. Unum kavrulana dek ben burada ne yapacağım? Şerbetimi bu vanilyaydı değil mi? Evet. Onu da buraya koyuyorum. Yumurtanın sarısını da alıyoruz. Şöyle mis gibi yumurtamızın sarısını da evet. Buraya kıralım. Beyazını oraya ayırırsan ben alayım kahvaltıda. Biliyorsun en sevdiğim. Melemen mi yapıyorsun? Ya ben onu her türlü yiyorum ya Nermin. Beyazla benim bir bağım var. Evet. Aramızda bir gönül. Nermin'ciğim ben bunun içine cevizleri bırakıyorum. Tamam. Kıymanın içine. Evet. Burada şerbetini hazırladık yumurtasıyla birlikte. Fırın yolcusu olacak. Ümmü teyzem cevizlerini aldı. Evet. Kıymalı harcımızı ekledik. Ekstradan bir lezzet şovu var şu an. Bir tarafta Kayseri'nin eşsiz lezzetleri, bir tarafta Bursa'nın eşsiz lezzetleri. Niye? Sami amcam Kayserili, evet. Ümmü teyzem Bursalı efendim. Aynen. İki iki bölüştük tarifleri. Ve burada efendim süt helvasının ununu tereyağı ve sıvı yağ ile kavuruyorum. Tahin rengi alana kadar böyle. Birazcık kokusunu çıkaracağım. Çünkü kokusu çıktıktan sonra efsane bir aroma oluyor. Açmaya başlayabiliriz. Ben hamuru yumuşak yaptım çünkü Ümmü teyze. Açacağım canım. Sen çok rahat edersin. Tamam. Hamuru seni zorlamaz. Ben oklavalarımı bile getirdim. Sana ben nasıl yardım edeyim tatlım? Sen bana şimdilik yardım etmeyeceksin. Ben açacağım, yağlayacağım Serpil. Şu masayı bir sileyim ben. Ne var orada ki? Bana bir şey verirsen şöyle bir tepsi. Yağlayacağım, buzdolabına koyacağız donması için. Hamurlara. Tandır böyle devam ediyoruz. Şöyle bir tepsi. Birazcık yağlayacak sanırım. Evet. Dolaba atacak Serpil Hanım. Şimdi tahin ben yağlayacağım. Allah'ım un kokusu gelmeye başladı. Bursa. Bursa'nın ufak tefek taşları. Bir de Bursa'da gelin oy, var. Oy oy. Bu iyi midir Ümmüşçü? Şey hamuru koyacağım buzdolabına koyacağız. Ha, bu donsun soğusun diye. Ha, tamam. Bizim zaten hamurumuz çok güzel kokuyor efendim. Bugün...
Ay maşallah, kendin gibi güzel hamur yoğurmuşum. Beğendin mi? 10 üstünden 10, yüzün aldın üstünden 100. Ay vallahi. Bak şöyle söyle bakayım nasıl. Maşallah abi, hayran oldum. Tamam. Hamur kraliçesi. Çok güzel olmuş, çok. Bakar mısınız? Ay, vallahi maşallah. Vallahi güzel açılıyor maşallah. Şey var ya, canım benim. Oklava eseriler çat çat böyle bu yapar mısın? Yapamam. Sen yapıyor musun? Yok ben de yapamıyorum ki. Sen yapıyor musun? Ha, ben de bunlardan aldım. He, ben de Kayseri'den aldım bunları. Çok rahat. Çok rahat. Serserti. Vallahi. Ben şeyden internetten verdim sipariş. Ha, geldi. Kayseri'den aldım. Çok güzel. Küçüğünü de aldım, büyüğünü de. Benimkisi büyük. Çok güzel şey, oldu. Büyük ki büyük açıyorum, küçüğü de küçük açıyorum. Şimdi burayı göster, Serpil şu karıştırıp bana versene. Geldi. Şimdi burayı çekelim mi? Tahin rengi dediğim tam olarak bu. Bakın mis gibi kokmaya başladı. Serpil şimdi karıştırarak şerbetini veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada çok karıştırarak yapmanız lazım ki topak topak olmasın. Aman aman aman, Bursa'mızın taşları. Bursa'mızın süt helvası. Tam olarak bu renk oluyor ve ben daha önceden Bursa'da yemiştim. Evet. Aslında emsali olan yerlerde de yiyorum Ümit'ci ama herkes yapamıyor biliyor musun? Biz de yeni geldik zaten Bursa'dan da yedik, orada da yedik. Ümit'ci maşallah geziyorsun ha. Ay tabii güzel. Biz şey Evliya Çelebi. Bir şey Nermin. Evliya Çelebi'yiz. Sami abim gibi yok. Ay turlarda mı ararsın? Öyle gezmeler mi? Şimdi yağmur kesilmesini bekliyoruz. Yağmur kesilsin. Ya Akdeniz ya Ege. Oho. Beni de götürsene Akdeniz'e. Getireyim seni de götür. Ben nereye gidiyorsun? Canlı yayın var. Gel gidelim. Sen yaparsın Serpil. Ha oldu. Herkes işini yapsın. Ben yapamam. Herkes. Ha niye herkes yapmak istiyor? Güzel oluyor. Hiç. Nermin'cim ben haddimi bilirim. Estağfurullah hocam. Sonra kendi kendimi ayağına sıkmayayım. Estağfurullah. Ümit teyze bir şey söyleyeyim mi? Yağlamana bile gerek kalmadı ha. İncecik açılıyor maşallah. Şey gibi gidiyor hamur. Bir de yani dinlenmedi düşünün bu hamuru. Ya ben hep şunu söylüyorum kıymetli izleyicilerim. Anacığımın bana öğrettiği gibi. Işte. Tabii. Değil mi? Bunun en büyük noktası. Nereye konuşayım? Bıçak al. Şöyle. Bıçak al. Ununa göre su eklemesi yapın. Hiçbir zaman birden un ya da birden su eklemesi yapmayın. O zaman ya çok cıvık oluyor ya sert bir hamur oluyor. Benim annem hep söylerdi. Ununa göre. Baktınız hamur cıvık yavaş yavaş. Bak o tahinli yağını döküyor. Şu kokuyu var ya. Oh, tereyağı da kalmış. Ununa bayılırım teyze. Tere. Gerçekten çok lezzetli böyle oluyor. Böyle yapayım mıymış? Ha, yap yap hayatım. Evet, ekranı yeni açanlar için Kayseri'nin meşhur tandır böreğini yapıyoruz. Özel bir fırında pişecek. Birazdan fırın yolculuğu olacak. Bursa'mızın eşsiz süt helvasını yapıyoruz. Tereyağı ve güzelce sıvı yağ karışımıyla unu böyle biraz tahin rengini aldırdık. Sonrasında şerbet yaptık. Şerbetinde sütü, şekeri, vanilyası ve bir adet yumurta sarısı vardı. Bakın şurayı çekelim, ortaya kesti Ümmü teyzem. Çok önemli. Oo. Ümüş ne oldu bunu? Bunu üstüne kapatacağım Serpil şimdi. Kat kat olacak ya. Çekine bak şeyin değil mi? Bu böreğin özelliği ne Ümmü teyze? Kat kat olacak. Aslında dediğim gibi orijinali bu üç kattan yapılıyor. Ha. Ama ben de şey bence seviyoruz. Bence iki kat yeter. Tel biz tel. Biraz da kıtır kıtır seviyoruz böyle hani. Ben de kıtır kıtır yumuşak seviyorum. Tamam fark etme. Bunu tepsiye şey koyacağız Serpil işte. Donacak gibi dolapta. Helvamızın kıvamı da on numara oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Kokusu çok güzel. Bak Ümmü teyze oldu bakayım mu yapabiliyor muyum? Bak aşkım. Bakayım. Bak oluyor rengine falan. Aferin. Aferin. Aferin aldım. Bunu tamam hemen buzluğa mı atacaksın? Nereye buzluğa atacaksın? Buzluğa mı? Nereye atarsan çabuk. Ümmü teyze bu oldu mu? Oldu oldu. Bir güzel bak oldu istersen. Bir göz ucuyla bakma da tam baktı. İyice kaynasın. Kaynasın önce. Tamam. Kaselere de bu pişen işin profesörsünüz. Evet. Ümmü teyzeciğim bir Bursalı olarak. Ben sizin elinize su dökemem ay efendim. Ne demek? Ben de senin aslında. Estağfurullah, estağfurullah. Ay canım benim sen. Evet efendim. Serpil bunu şimdi fırının yolculuğuna göndereceğiz. Fırın derken fırında patlıcanlarımız ne oldu? Ah ümmüş. Ay be sen unuttun, ben unutmadım abi. Yumurta patlıcanlarımı ne Serpil yaptın Serpil? Kıvamına. Ama buraya mı alsak? İpek. Burada kaynamadı beni. Dibine taş şey mı düştü? Dur. Vallahi düştü. Geldim canım. Kolun ağrıdı değil mi? Ya. Allah Muzaffer Bey çok güzel çekmişsiniz dün erişte kesmesini falan evet filan insanlar bir izlemiş bir izlemiş. Ben de bayıldım. Evet efendim çok kaliteli. Maşallah. Çok güzel çekiyoruz efendim. Evet evet. Siz bizimlesiniz, biz sizi bırakmıyoruz arkadaşlar efendim. Arkadaşlar şey söyleyeyim Nermin. Tamam bir şey demeyeceğim ama. Ettirme. Arkadaşlar. Ha Serpil dün yapamadık ya pankeki. Siz yapmayın dedi pankeki bize izleyiciler. Bırakın Japonlar yapsın dediler. Ya şöyle.
Sizce pankek yapmasını biliyor muyuzdur bilmiyorum. Tabii ki de biliyoruz. Ama işte yayın böyle çırpamadık filan. Yani aşk olsun. O bir arkadaş var demiş ki Serpil de şef olursa demiş. Nermin de demiş ki bize demiş ki bırakın Japonlar yapsın. İşkence. Ayıp be. Vallahi kırıldım ha. Aşk olsun. Bir gün yapacağız. Yayın öncesi Özlem'e 20 dakika çırptıracağız ona. Şöyle yani 1 milyon bölüm yaptık Allah'ıma bir şükür. Daha da yapmaya devam ediyoruz. Ya, ne olur ki? Yok yok İnsan ben anladım. Mı? Bak 300 tane yorumun içinde 2 tane yorum var. O 2 tanesi kesin düşman. Giresunlu bacım kesin düşman. Altından gösterdi sopayı ona göre. Allah işte insan oldu Nermin. 40 gün şey yaparmışım bir günde nefes alayım dersen ki. Yok kız böyle. Dikkat edeceksin. Yes. Hem cinsimdi benim bana öyle dedi. Serpil'den de şef mi olur dedi. Öyle mi dedi? Demiş. Çok ayıp. Şunu kesinlikle kabul etmiyorum. Serpil'den olursa en kral olur. Beni asist edebilecek tek insan. Çünkü benim enerjime, benim hızıma sadece o yetişir. Giresun'la hemşerim. Sen anladın. Ben Ümit teyzem de bizi dinliyor. Ümit teyze haklı mıyız, haksız Serpil mıyız? Serpil bana yetişemezsin. Ben mi yetişeceğim? Evet. Ay bak. Hadi yarış yapalım. Hadi Ümit. Hadi gel. Kamur ne oldu? Sen bozuyorsun. Yok fırına niye şimdi, bakmıyorsun sen? Aa aldım patlıcanları haberin yok. Aa öyle mi? Hallettim bile. Sızınlar. Yarış yapıyoruz Nermin. Süt helvamızla göz göz. Hangimizden taraf olacaksın? Valla harikasınız. Süt helvamızla göz göz oldu. Evet. Çok güzel oldu. Serpil bakmıyor. Teyze de alttan güzel laf bize şey yapıyor. Ha? Vuruyor topu gol oluyor. Biliyorsun bir şey bir yorum yapmıştı bize. Neydi? Ölmüşçü. Şöyle gösterelim mi? Ceylan gözü diyoruz biz buna efendim. Bu kıvamı yakaladığınızda ceylan gözü olan süt helvanızı hemen altını şimdi kapatıyorsunuz. Ve burada şöyle çok güzel herkesin evinde olabilen tamam, kaplarımız var. Sütlaç kaplarımız. Evet onlar şöyle. Çok güzel. Güzel değil mi Ümmü teyzeciğim? Ümmüşçü kıvamı harika oldu. Bak bakayım kabıma. Yok donmamış o. Daha biraz daha koy, donsun biraz sertleşsin. Şöyle bunu da birine koyalım, iyi mi? Dur. Ama şey onu açmamız lazım. 7 dakikamız kalmış. Biz bence başlayalım. Ya da açayım bunu ben. Hadi. Ben üstüne onu aç. Hadi ben bunu açayım, onu koy sen. Hadi, hadi. Tepsiyi yağladın mı benim tepsimi fırının içinde? Ekran başındaki benim tepsimi yağla. Hepsini görsün. Ben bu helvayı tamam. Çok seviyorum ya. Bu süt helvası gibi bir güzellik yok gerçekten. Şurada küçük oklavamı alayım. Aslında bizim şef şey diyordu bak. Bu kenarlarına sıçramasın diye dur onu göstereyim size. Acele ettim. Şöyle bir kere vurduruyorsunuz tabağa bak. Bak acele etmeyeceksin. Acele işi şeytan karışır. Bak evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bak. Bak hepsini kirlettim bunu kirletmedim. Görüyor musun Serpil? Biliyorum. İşte ben işi biliyorum ama aceleden yanlış bu. Ben illa daha bundan bir var mı? Birkaç tane daha. Dur. Ben sen bir de sana vereceğim şunu. Ha. Aman Ümmüş bu köye yeter ayol. Bir köyü de uyarır görmüş o. Görmüş olduğunuz bu tepsiye için evet. Sen ilk sen daha alabilirsem canım. Şey büyük biliyorum oluyor ama. Ayara Ümmüş'cüm. Bir el at kuzum ya, sen. Sen anlarsın tabii yağlanacak. Dur yağlayayım ben sana. Evet. Sen elinle böyle bir yağlasana Ümmüş. Sonra da hamurunu rahat açarsın. Fırınının dilinden anlarsın. Çalıştırıversene sana zahmet bebişim. Şey yapacağım ya fişe takacaksın o çalışır. Sen ha, aman Serpil yani fişe takacaksın çalışacak yani. Şimdi Ümmü teyze bir şey yapıyorsun. Yok onu ben de çok büyük olduğu için her zaman kullanmıyorum Serpil. Bize özel getirmiş aşkım. Tabii canım. 200 yeter mi? 200 ayağı. Yeter. İnşallah doğru ayarlıyorum. Ben 200. 600 ve dönüyor tepsi şimdi. Bakayım. O çok güzel pişirir. Bir de su böreği yapacağım ben onda. Ümmüş bu dönüyor hakikaten. Şimdi Ümmü teyze senin dönüyor ya fırının. Heh. Şimdi benimki dönmüyor. Pişirir mi? Bilmiyorum. Gördün mü? O senin sorunun canım. Ekran başındakiler ama söyleyelim pişirir. Ne yapayım Ümmüş sana ben yardım? Söylemiyor yok bir şey yapacağız. Bunun ortası kıyma koyacağız. Sağ ol şunu. Kıymayı. Bunu açayım ben biraz daha. Elin dedim aşkım. Yok yok. Kıymayı koyacağız. Ben de açıp üstüne kapatacağız. Benden de olmaz Serpil. Bizi beğenmediler dün. Aslında canlar sağ bırakalım Japonlar yapsın. Serpil niye biz Japon'un burnunu sokuyoruz ki? Canınız çekiyor ne yapalım yapmayalım. Yemeyelim yani. Şimdi hocam. Gidiyoruz fırına. Gidiyoruz. Geliyorum. Topallaya topallaya. Sizi gitti. Topal sen beni gelin. Geçtin görüyor musun? Gel Serpil aç. Topallıyor mupallıyor. Ben daha fırına gidemedim. Sen gittin Nermin. Ama sen böyle konuşuyorsun. Tatlı. Yok şaka dedim tabii canım. Bana versene ayol. Ben niye bakıyorum ki? Bazen kal geliyor bana. 200'e getirelim. Ne asıyorsun? Sütlaç gibi yaktıracağız efendim. Sonra üstüne
fıstık, bu kıymayı buna ne sereceğiz. Ne varsa. Sonra küçüğü ümmüş bir açalım mı? Evet evet. Tamam, bunu ben yapıyorum, dur. Tamam, aha burada ben. Ne yaptık biliyor musunuz? Bebek hemen görün. Burada kıymamızı tatlı kavurduk. İçerisine maydanoz, cevizle, baharatlarıyla tatlandırdık. İncecik zeminde bir börek açtı Ümmü teyzem. Böreğin tereyağını harmanladık iç harcını. Böyle serpiştiriyoruz. Her köşesine geliyor. Efendim, tandır böreği yapıyoruz. Kayseri'nin eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. Nermin hepsini dök. Yanlış duymadınız efendim. Tandır böreği Kayseri'nin eşsiz lezzetlerinden. Bugün Nermin Nefes Mutfağı Beyaz TV ekranlarında yöresel rüzgar esiyor. Ümmü teyzem benim ayağımı burktuğumu görünce çıkmış gelmiş. Kıyamam kurban ben. Oldum. Bana tüslü yaptı burada. Beni bir okudu. Ayetel kürsü okudu. Evet. Anacığım da okuyor. Çok şanslıyım. Allah kabul etsin. Hayatımda çok güzel insanlar var. Rabbim sizi başımdan eksik etmesin. Amin, seni de. İki tane annem var işte. Bir şey söyleyeceğim. Peki reklam dönüşünde tencere setini açıklıyoruz efendim. Hadi hayırlısı. Evet. Veriyoruz çay setini. Bunlardan ben de istiyorum. Çay setini ne yapacaksın kız? Olsun. Allah Allah. Allah Allah Nermin. Tamam. Hiç. Ben de istiyorum. Tamam. Bana ne? Senden hatıra ismine Nermin koyarım. Doğru söylüyorsun. Evet. Sponsorum. Hemen evet. Bir tane tencere tabii paket yapıyoruz. Nermin'i getir. Nermin'de pişireceğim. Nermin'de yapacağım derim adını koyarım. Güzel. Nermin bir şey söyleyebilir evet miyim? Şimdi bir de bunu söyleyeyim Nermin'cim. Bu aslında bu içi Kayseri'deki kimisi soğanlı yapar. Yeter. Kıymasına ben soğan koyarlar. Ha, ben de soğan koymadım. Cevizli yakıştırıyorum. Hmm. Buna çok güzel yakıştırıyoruz. Orijinalinde yok. Soğan koymuyoruz, ceviz koyuyoruz. Daha yakışıyor. Güzel oluyor cevizli. Hmm. Soğan koymadım. Evet. Tamam Serpil'cim, eline sağlık. Çay setini açıklıyoruz. Çantık pidesini yapıyoruz. Bursa'nın Kayseri'nde kovalamasını yapıyoruz. Ben o kovalamayı merak ettim. Güzel oluyor mu? Çok basit o. Çok kolay. Ben kahvaltıya bile çok yapıyorum. Kovalama nasıl olacak? Ya közlenmiş patlıcanla. Onu böyle örüyor musun? Arnavut sen öyle biliyorsun onu. Örersen ör. Ha böyle Arnavut böreği gibi böyle. Hem de dışarı çıkmıyor. Evet. Hı. Güzel olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Efendim, börek var ya. Arnavutlar gibi yapamam ben tabii ki de. Ben boşunan kızıyım ama sen elimden ne gelirse. Sollar. Bay. Üstüne de tahin mi koyuyorsun? Kalanı böyle sürüyorsun. Güzel aman olur. Aman aman. Bir ben tarafta Kayseri yöresi. Bir tarafta Serpil Ümmü teyzemin atışması. Aynen. Şifrem var. Evri Frey için iki tane Serpil. Canım. Evet. Ümmü teyze ilk şifre senden gelsin. Dönüşte direkt. Gelsin. Evet. Söyle. Onu istiyorum zaten. Ben söyle. Ben şimdi Nermin ne biliyorum. Geldim mutfağa bakıyorum. Dolapları buradan dedim Nermin'den ne götürebilirim. Sonra dedim ki sonra bunlardan vazgeçeyim. Mutfağı komple götüreyim dedim. Kamyon getireyim komple mutfağa dolapları. Hepsini efendim, dedim. İlk şifre ünlü. Evet. Ünlü. Aynen öyle. Ünlü. Evet. Alem sürünlü. Yani. Efendim. Kendi kendime de güldüm. He. Şimdi bunu da yüzüne süreceğiz. Süremem. Süreyim. Efendim tamam. Biz kenarlarını ördük böyle. Üzerine de çayın tereyağı evet karışımı. Kayseri'nin tandır böreği aman yarabbim. Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda şöyle güzelce sürüyoruz. Ne yapacağız? Çok kısa bir aradan sonra şifreyle, çeyiz setine, hediyesiyle ve çantık pidemizle bir de kovalama yapıyoruz. Kayseri'yi kovalayacağız. Evet. Bekliyoruz. Susamı da dökeceğiz her yerine. Efendim, Serpil'im alsın gelsin bir Bursa'nın helvasını. Ben topallayarak oralara gitmeyeyim. Bursa'nın, Nermin şarkısı çok güzel. Ufak tefek taşları. Aa, bir de çok sesim güzel, güzel olsa ne güzel, size her gün şarkı okurdum. Harika oldu Nermin'cim, eline sağlık. Vay vay oho vay. Bir alkış alayım mı? Kim yaptı? Şey? Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Senin tarifin ne aşkım? Ah, sen verdin benim tarifi. Tarifi sen yapan bir önemli. Bir verdin tarifi biz de yaptık. Çok güzel. Sosun üstüne öyle siz açsın. Bak harika oluyor. Bol koyacaksın. Tabii bol fındıklı mı? Bol. Ay. Gülşah, geçen senle yemiştik ama bak benimki daha güzel oldu iddia ediyorum. Çok güzel oldu. Sen fındık sevmiyorsan sana fındık koymayacağım Gülşah. Ama bu da fındıkla kanka ya. Seni aynen seviyorum Gülşah. Aynen. Bursa'da tepsiye yapıyorlar Nermin böyle. Aa, evet. Kesip öyle cam veriyorlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun Ümmü teyze? Ne yapacaksın hayatım? Çantık bir de yapacağım sana. Aa, öyle mi? Bilmiyorum beğenir misin? Tabii. Severim ben yaparım da.
Hadi bakayım benimki gibi. Şimdi. Benimki gibi mi yapacaksın? Sana bakalım. Not vereceğim, bakacağım. Tamam, not verecek. Bakalım nottan ne geçecek? Evet. Bir su bardağı süt, tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, aldığı kadar un. İç harcını çok güzel rondodan geçireceğiz efendim. 1 adet domates, 2 adet sivri biber, 1 adet kuru soğan, tuz, 300 gram kıyma, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon, üzeri için ise susam ve bir yumurta sarımız var. Ama sözümde durmadı demeyin bana. Hemen açıklıyorum. Kazanan. Ay, hadi bakalım hayırlısı. Yani ben Rabia bana attı mı? Gelmiş. Yorumuyla beraber attın mı yoksa sadece? Ha. Tamam. Zuhal Titiz hanımefendi sosyal medyada Instagram hesap ismiyle Nermin'in Enfes Mutfağı story kısmında kendinizi görebilirsiniz efendim. Zuhal Hanım'a tencere setini verdik. Masada tekrardan hatırlatacağım. İlk şifreyi vermiştik. İkinci şifre? İkinci şifre? Düşüneyim biraz. Bursa olsun. Aa, iyi Bursa. Ay, olsun. Ben tamam. Bursa olsun. Tamam. Tamam. Bursa'yı yaptık. Şimdi Serpil. Nermin çok özür diliyorum. Buraya yoracağım seni ama bir gel ne olur şu kokuya bir gel. Ya eskiden, koluma gir. Eskiden küçükken ben böyle davul fırında yapardım bir teyze evet, anne. Evet annen değil mi? Buradan çekebileceğim evet. mi? Peki bu normal fırında olmaz mı? Aa pardon ha. Onu demeyi unuttum. Tabii normal fırında da olur Serpil'cim bu. Ya buna da koyarız. Tabii tabii. Ama bakar mısınız dönü dönü pişiriyor çok havalı. Ben bu hani daha kolay oluyor çabuk oluyor. Devriyorum diye kullanıyorum. Kokuyu gönderiyorum size. Mis gibi çok güzel olur. Küçüklüğüm geldi. Evet. Şey normal odun sobasının tabii, yanına bunu koyarlardı. Aynen aynen. Pişer boşak böreği annem burada pişirirdi. Pişer. Eskiden başka fırın mı vardı? Evet, ay. Tahin. Görüyor tahinden. Musun? Evet çok güzel olur o. Küçüklüğüme götürdün beni ay. Ya. Vallahi. Kim yoğurdu hamurunu? Ondan güzel oluyor tabii. Aşkım. Hamurları herhalde. Bir bıçak alabilir miyim? Şimdi biz çok güzel bir iç harcı yapacağız. Hamurunu bence yoğurmayalım. Sen bir hamurunu anlatsana Ümmü teyze nasıl yapılıyor? Ha, bayağı normal bilinen bir bayalı bir hamur. Malzemeleri saydık. Tamam bildiğimiz mayalı süt koyacağız. Sıvı yağ koyacağız. Mayalayacağız. Biraz toz şeker, tuz atacağız. Normal bir mayalı bir hamur olacak. Şey mi kulak memesi mi? Yumuşak bir hamur olacak. Bursa ondan sonra biz deniyoruz. Altın hamurumuzu gösterelim hemen o zaman. Tamam ben şurada. Kıvamını. Bakın ben hanımlar harcını hazırlıyorum. Çantık bidesinin. İstiyorum ki böyle lahmacun harcı gibi yoğun bir harcı olsun. Buraya koyayım mı? Buraya atayım onu da hepsini içeyim. Ha bir geçsin diyorsun. Aynen. Şöyle bakın biberini de içine atıyorum. Serpil kıymasını da atıyor içerisine. Allah. İnanılmaz güzel bir lezzet efendim. Çocuklarınıza yapın. Siz 5 çayına yapın. Bursa'mın eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. Bursa çok özledim. Bak Balıkesir'e geliyoruz. Rize'ye gidiyoruz. Bursa size ne zaman geliyoruz? Bursa. Ay. Selam olsun Bursa'ya. Kayseri'miz. Bütün akrabalarıma, hepsine Bursa'da, Kayseri'de herkese selam söylüyorum. Tuz, toz biber, bizden de kucak dolusu sevgiler. Bir de bir kimyon, arkadaşıma karabiber. Selam yollayayım sen de yolla. İzmir'de söyle. Bir arkadaşım var Nermin. Heh. Çocukluk arkadaşım öyle benim. Mi? Evet. Biraz rahatsız geçmiş olsun geçmiş dilekleri olsun. Ona. İsim ne? İsmi... Söylemeyeyim ismini neyse. Ha. Söylemeyelim mi? Nihal çok söyleyeyim hadi. Nihal. Evet. Selam olsun. Çok, Nihal'cim çok geçmiş olsun. Rabbimden sana acil şifalar diliyorum. Seni çok seviyoruz. İnşallah tez vakit dimdik ayaktayız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hadi. Ah, çok güzel. Ama çok güzel. Ay sorma. Evet, bir şarkı söylesin. Biri iç harcı oldu bak. Bak hiçbir şey değil bak. Ki. Bunu hep şey bak söylesin. Hocam iç harca bak. Of. Bu nasıl güzel oldu Ümit teyze. Evet harika bak, görünüyor. Anında ufacık. Macun gibi oldu. Yaptık. Macun gibi aynen. Al bir verdim kuzucuğum. Bu aslında bir göçmen yemeğidir. Nermin. Çünkü Bursa'da çok göçmen vardı. Bizim hemen hemen tamamı. Onlar gelmiş. Şeyden gelme. Bulgaristan'dan, Rusya'dan hı-hı. falan gelme. Yunanistan, Bursa. Boşnak da var orada. Var. Bursa'da da var. Evet. Tabii Boşnak da var. Bu Boşnak şeysidir, yemeğidir, cantık. Bursa'nın hı. yöresel değil yani. Şimdi Ümmü teyze burada hamuru tuttuktan sonra elle birazcık büyüteceğiz. Bak hamurumuz mayalandı. Böyle çok evet. kabarık bir hamur değil. Şöyle. Şey unu bıraktım yanınıza. Kesme aparatım birinci çekme hazır. O da hazırdaydı. Evet. Yok bak orada tezgah mı buraya koymuş benim. Hazır. Şöyle. Biz hemen yuvarlamaya giriyoruz Nermin.
Aynen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, şöyle 12. Heh, 12. Şunu birazcık biraz koyayım. Biraz büyük biraz yapalım ki daha iyi olsun, rahat rahat açalım. Ümit teyzeciğim. Bakalım sen de benim gibi mi yapacaksın? Al sen de yuvarla. Dur ben bir tane gene elim. Bak ellerini yıkamaya gidiyor. Ne temiz kadın, ne temiz bandıralım kadın. Bandıralım mı açık? Sami abi çok şanslısın. Bak ellerini yıkamadan eline hamura vurmadı. Bak. Serpil ne güzel oluyor bu be. Bak ümmüş bakacak sen benim gibi mi yapacaksın? Ümmüş bakacak hayatım ne yapayım şimdi? Bir şey söyleyeyim mi bizim amma da biraz böyle çürümüş. Nasıl kabardı Nermin? Böyle şöyle kabarmış sanki mayalı gibi. Dinlenemedi mi nedir? Ben de bir anlayayım. Değil mi anlamadım. Bunun daha çok kabarması lazım. Böyle ipek gibi açılması kim lazım. Kim yoğurdu onu? İşte ben. Özlemcim halletti. Özlemcim? Çok güzel olmuş ama. Bir daha yine böyle hamuruyor tamam mı aşkım? Nermin sen bunu al tatlım. Bunu al ben onu devam edeyim. Hı. Böyle alıyorsunuz efendim bunu biliyorsunuz. Şöyle yapıyoruz Ümit teyzeciğim. Biz. Biz adet böyle. Sen de. Baksana gülüyor. Çok olmadı o. Bilgisiz gibi yap olmadı. Gibi. Böyle incecik olacak. Şöyle tülbent kıvırır gibi kıvıracağım. Şöyle ona. Dedi. Nermin biliyor seni deniyor. Olmuyor mu böyle? Gene de hamurdan kaynaklanıyor biraz. Evet. Neyse olsun olsun. Sorun değil mi? Özlem. Keşke hocam. Ben yoğursaydım. Neyse. Olsun nasıl olsa olur yani. Öyle de olur, öyle de olur. Ya beğenmedi ama olsun. Olsun olsun. Özlemin de. Pankek bugün hamur. Maşallah hocam. Bu daha ince oluyor değil mi hocam? Böyle zar gibi. Hmm, Serpil Allah cezanı vermesin der gibi. Ortasına çukur Ümit olacak teyzem. Da kıyma konacak. Ümit teyzem şu an. Allah cezanı vermesin der gibi. Yok olsun olsun. Şöyle bir kaldır Muzaffer abi. Özlem'in eline hoş sağlık. Hoş ver sen çok yakına girme. Bizi uzaktan çek. Ne güzeliz. Ben buraya uğursaydım bak. Serpil nazar değdi. Dantel gibi bu. Bak ama lütfen bir sen. Kımış dün bana bir sürü söylendiler. Ne ileniyorum. Kim? Ama Serpil Allah'tan ilk böreğin hamurunu yoğurdum da biliyorlar hamur yoğurdumu. Söyleyecekler ki hamur da yoğuramıyor. Değil mi ölmüş? Sen mi yoğuramıyorsun? Bizim, bizim Özlem çok heyecanlı. Panik yapar. Aynı anneme benziyor. Bizim Özlem şey daha. Annen ablası. Heyecanlı mı ki? Oo çok heyecanlıdır anam. Ekrana yalvarıyoruz çık diye çıkmıyor. Aynı benim işim ben gibi. Ben zaten hamuru daha kaseden aldığımda böyle hissettim o hamurda. Bizim biraz çürüme var. Biz hamurdan anlıyoruz hemen. Hemen. İşte ben çaktırmıyorum. Olmuş lekiniz maşallah. Ne yapalım? Neyse dilimizde o. Sonra da yazıyorlar. Oldu işte. Bak çok güzel oldu. Giymiş. Hadi. Bak gayet güzel. Şöyle. Boş ver. Vallahi mis gibi. Oldu vallahi. Oldu. Bak reji bayıldı. Ortalama. Diyor ki siz yemeyin biz yeriz diyorlar. Bence de ben de yerim diyeceğim ama ben yemem. Ben evet. Hamur diyeyim. Sen, hamur yoğurayım mı? Sen çok güzel formundasın. Çok iyi olmuşsun. Ben değil mi? Evet harika olmuşsun Serpil. Senin solun benim sağımdaki hanımefendinin. Evet. Her şeyi biliyorum. Serpil'im yaptı. Yani, beni evet. Mahcup etmedi. Ben dedim Serpil bunda da zayıflamazsan daha dedim ne yapıyorsan yap tabii dedim. Artık iyi demişsin. Ha iyi demişsin. İyi demişsin. Tabii bak ne güzel sebep olmuş işte Serpil. Yoksa olmuyor öyle. Ümmüş ya hep bana böylesin ya. Valla. Yanmasın böreğin. Yok yok yanmaz. Kokuyor çok güzel o ellerinden öpüyor. Valla ama. Kızarmaya da başladı yani. Bunu fırına koyana kadar o kızarır. Hadi Serpil. Özlemden koyacağız. Güzel oldu güzel. Ortadan da çukur yapalım. Yeter yeter ortasına çukur yapalım diyor. Tamam oldu. Kıyma konacak tamam oldu işte. Oldu oldu çok güzel oldu. Gel şimdi patlıcana geçeceğiz. Anne gel. Sen de gel. Gayet güzel oldu. Büyüyecek. Bülbül yuvası gibi. Açtık. Şentik pidesini yapıyoruz. Bunun Bursalılar ekran başına diyoruz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şeker erimiş. Benim az önce yoğurduğum hamur kıvamında bir hamur yoğurdum. Bunu tülbent gibi açıverirsin. Evet. Tülbent içine gibi. İçine koyduğumuz şeker eritmemiş bizim kız işi. Ha ondan değil mi? Şeker tık tık ediyor. Olsun. Olsun. Bir de biraz önceden bu bezeleyip de yağ bulayıp tabağa diziyorsun ya Nermin. Hmm. O da hamuru yumuşatıyor. O da güzel oluyor. Böyle beziliyorsun. Ben bezeleyip İşte yağ buluyorum sıvı yağ. Tabağa dizip streçliyorum. Soğan kavurmayı yapabilir miyiz şimdi Serpil'cim? Hemen. Ümmüş'ün şeyi geliyor kolalaması. Hemen ha. Onu alalım. Geliyorum hemen. Beri soba. Şimdi soğan üzüm de Kayseri üzümü. Bana mı getirdin? Tabii. Ah, amcan olur. Aldı sana. Nermin yesin dedi. Kayseri üzümü. Öpüyorum ellerinden sağ ol. Hemen tatacağım ben bağlar, çok bağlardan küçük. Geldi Kayseri'den. Ben küçük üzüme bayılıyorum. He, dün geldi. Çekirdeksiz olacak. Patlıcanlar biberi dünden. Kayseri'de onu böyle şeyle mağaralarda saklanır değil mi? Neydi oranın adı? Şey diyorlar. Kiler. Böyle aşağıya.
Evet evet. Bakın rondodan geçirdiğimiz için çok rahat, özleşmiş. Aynı bir lahmacun iç harcı gibi. O yüzden rahatlıkla bence rondodan geçirin. Sonrasında çok rahat yerleştirebiliyorsunuz pidelerinize. Evet. Şöyle kuzum zeminde incecik tülbent gibi bir hamur açıyorsunuz. Sonrasında dantel şeklinde getiriyorsunuz. O hamuru dantel şeklinde getiriyorsunuz. Evet, dantel gibi sarıyorsunuz. Aynen. Güzelce ve mis gibi. Şimdi Ümmü teyzemin tarifine devam edeceğiz. Çok. Evet. Şu malzemesini alıp tamam, geliyorum kuzum. Kayseri kovalaması yapıyoruz efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bir yanda Bursa tarifleri, bir yanda Kayseri'nin eşsiz güzellikleri efendim. Beyaz TV ekranları yıkılsın. Fırına bir bakacak mısın Nermin? Ama gelme gelme. Müzaffer bak. Gelme. Müzaffer baksın, ben bakmıyorum. Bak. Sen geldin. Oo, ekrana bak ekrana. Ben ekrandan görüyorum Ümmü. Maşallah, subhanallah. Mayalı gibi kabardı. Hamuru güzel oldu Ümmü teyze. İşte kim yaptı hamuru diyorum ya. Aşkımsın. Yani öyle bir şey olamaz. Aşkımsın. Yarın Özlem'le workshop çalışması yapacağız mutfakta. İyi, hadi bakalım. Tamam Özlem'cim. Şöyle güzelce. Tahta alalım mı soğan doğramaya? Bakın. Ben halledeceğim kenarlarına. Tamam. Tavada kavuracağız. Yumurta sarısını söyleyeyim. Patlıcanı da ben koyayım istersen Serpil. Ha canım, patlıcanı da ben soyayım. Tamam, getirdim. Ben de soğanı kavuracağım şimdi. Bunları ne yapıyorsun? Onları da doğrayacağız. Kabuğunu soyup şimdi soğan, biber kavuracağız. Bunu da sarımsağı da içine. Sen onu soyana kadar, tamam. Nermin de gelene kadar bitirelim. Bu bıçağı kullanayım mı ben? Kullan aşkım, kullan. Tamam. Ümüş, Nermin gelene kadar yetişelim. Hadi tamam. Ümüş'üm. Hadi. Sami abi izliyor. Ne hayat? Biz piyaz mı, küp mü? Küp küp, doğru. Yemektik, doğru. Hı. Ümmü teyzem patlıcanları soyuyor, Serpil'im soğanları doğruyor. Ne yapıyoruz? Kayseri'nin eşsiz lezzetlerinden kovalama tarifi yapıyoruz efendim. Şöyle söyleyeyim. Çentik pidemizi hazırladık. Şöyle birazcık üzerine susam serpiştiriyoruz. Şimdi Nermin'cim, pardon özür dilerim. Isıtılmış, bu, 180 dereceye veriyoruz. Efendim Ümit, kovalama etli de oluyor. Öyle kuşbaşı mi? Etlendi. O, hı-hı, zaman yemek gibi oluyor. Şimdi ben ikisi de kıymalı olmasın diye. Hı-hı. Hani hep kıymalı olacak. Bunu ben öyle yaptım, hani sade. Ama kuşbaşı etlendi oluyor. Dur, yemek yerine cacıklan çok güzel gidiyor. Ben şimdi tamam, Nermin, yağ istiyorum. Şey açıklayınca ha, ben soru soracağım. 180'e atalım. Bu niye kovalama? Bilmiyorum. Onu bize anlatacaksın. Kayserilere sormak lazım. Tamam. Şey mi acaba? Ha, hoş geldin. Ne bileyim. Şey mi acaba, bir tavada kovalamış mıyız? Bilmiyorum ki, kuşbaşından da. Kuşbaşı etlendi yapıyorlar böyle bunu. Ha. Güzel oluyor. Terlik mi? Ha, giyeyim. Ha. Giyeyim terlik. Ne terli? Şuraya bırakıyorlar sana. Sen istersen bir. Ben adam mı kız? Kız benim getirdiğim terliği. Bismillah, ne dedim. Getirdim. Aa, çok rahat bu. Nermin o. Zaten ben sen o yürüdükçe benim içim bir hoş oluyor. İyi yaptın, giydin de. Oh rahatla. Oh rahat. Vallahi değil mi? Getirmişti geçen sezon. Evet, oh ya. Bana da getirmişti Nermin. Ah, evet ah, evet. Güzeldir o. Ben de severim onları. Dünya varmış be. Ümmü teyzeciğim. Evet. Nermin, koyalım. Benim de çoraplarım var. Rahat rahat, vallahi ne güzel. Bak, sakla zamanı, gelir zamanı. Anladın mı? Benim de çoraplarım var. Tavamızın içerisine. Ay, değil mi? Senin neyin var? Var. Ben şunu almam lazım. Şöyle, dur. Serpil'im incecik kıydı. Oo, çok rahatladım. Ama ben şimdi ellerimi yıkayayım. Vallahi ki. Vallahi iyi oldu. İzleyicim. Ha, sen kaşığınla kaktırıver. Şöyle. Ben devam edeyim. Aman aman aman. Serpil, sen bunu güzelce karıştır. Ben ellerimi bir tutayım. Ayakkabılarımın kenarını açtım. Sen kaç giyiyorsun? Bir daha geldiğimde de sana getiririm. Ha, ay yok aşkım. Vallahi. Vallahi yok. Kaç numara giyiyorsun kız sen? Kız ulu orta söylemeyin. 9. Aa, benimle aynı olsun, Ümmü teyze. Ha, öyle mi? Tamam. Olsun efendim, ya. Ama boyum çok kısaldı böyle. Ben alışıklıyım ki. Şimdi ben bunları şöyle doğrayacağım. Ya da sen doğra Serpil. Nasıl istersen. Ben doğrayayım Ümmü teyzeciğim. İstersen ben doğrayayım. Ver. Buyur aşkım. Soğan kavruluyor. Ben doğrayayım mı? Sen gel senin tavanın işin başına. Yok mu? Küçük küçük bunu doğrayacağız. Sen oradan ayır onları bana. Ümmüş'üm işi olsa da sana yok. Yani işi yok. Ne canım? Ne oldu? Diyorum ki Nermin'in işi olsa da, heh, söz konusu sen yok, işim ben yaparım. Benim işim yok. Tamam. Ümmü teyze ne derse o. Evet. Bugün benim öyle mutfağımın sultanı o. Geldim kuzum. Aynen. Bir daha şuna bir bakayım ben. Çok ne lezzetli bir kovalama yapıyoruz. Patlıcan gibi döne döne bir hal oldu. Soyayım mı domatesin kabuğunu, yardım edeyim mi sana? Yok yok, hayır, ben yapacağım. Ben yapıyorum. Yok. Burada da bitti de iş ondan. Olsun, sen geldiğinden ortaya gel. Evet.
Ümit teyzeciğim. Sarımsakları da doğrayalım. He? Sarımsakları da doğrayalım. Soğanın üstüne hayatım. Mi koyacağız bunu? Bunları da soğanın üstüne koyacağız. Neden bunu kovalama bilmem, demiştin? Bilmem vallahi, ben de merak ediyorum aslında. Sami abime sormadın mı hiç? Yok, sadece o yemesini sever. Ben böyle kahvaltıya yapıyorum. Hiç adlı şeyini merak etmez. Hayat hikayesini. Sami amcacığım. Şey Nermin. Ben kahvaltıya yapıyorum. Çok güzel oluyor kahvaltıda. Kahvaltı bence buldum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sami abim şu an araştırdı, bana söyleyecek. Evet. Ayta olsaydı bunu tek hamlede... Aynen. Buna biraz daha yağ koyalım. Fena değil mi yani? Alayım mı sen? Al al al, tabii o senin de. Sarımsağımızı da şöyle. Bunu da istiyor musun Ümmüş? Bakayım. Tabii. Hepsi bir. Bence neden biliyor musun Ermin? O patlıcanlar bu tavanın içinde kovalayacak Ümmü. Artık bilmiyorum. Ümmüş kovalayacak, onun için kovalama. Aman kovalayayım aman aman. Yakalayabileceğim mi? Kız böreğe bak sen. Davul gibi oldu. Davul fırında davul oldu. Allah'ı Allah'ın nasıl dur Muzaffer Bey'e göstereyim ben onun için. Sen onu bir açın Ermin. Geldi. Bu ocak açık hali değil sanki mi? Açık, kısık tamam. Alt komşu kısık gelmiş. Kısık beraber kısık yemek yapıyoruz. Açacağım. Bak, bak. Aç, aç, aç. Maşallah, subhanallah. Serpil bir dönüyor ki. Sana bir şey söyleyeyim mi var ya? Ümmü teyze yanmasına kovan olmuş. Evet, oldu gibi sanki o bir Serpil. Bir baksana. Şey, bak, bak, bak. Bakayım hayatım. Beğenirsen çıkartayım ben. Ha, bence de kızardı bu. Dur, alayım ben dur, hemen. Dur sen, aman düşer müşersin. Yok yok, düşmem düşmem. Ay kovanla. Sankim her bölüm düşüyorum yani. Vallahi evet ya. Güzel oldu. Nermin onu yemede çıtır çıtır. Gel 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 gel, gitme. Gel buraya. Efendim Beyaz TV ekranlarında Kayseri'nin tandır böreğini hazırladık efendim. Ay, çıtır, döne çıtır. Döne pişirdik efendim. Hiç üşenmedi Ümmü teyzem. Kıymetli oğluyla birlikte geldiler yayınımıza. Getirdiler fırınları, bak işte. Evet. Konuk gibi konuk. Başımın tacı. Kadın biliyor yol işi. Sultanım benim. Canım benim. Vallahi bak. Nermin, Ümmüş ablanın gelinleri ne yapıyor acaba? İyi mi gelinler? Gelinler iyi, ne yapsınlar? Allah daha iyi. Çalışıyorlar. Keyifler yerinde. Gördüler şeyi. Hani geldiğini biliyorlar. Hikayelerimi gördüler. Hı hı. Atayım mı aşkım? Domates de koyalım. Ondan sonra. Ha, ondan sonra tamam. Ben seni sarımsakları koyayım. Koymuş. Bence hepsini koyalım. Bence koyalım. Olsun. Sen kovalaya durmuş, ben geliyorum. Ben kovalıyorum. Hadi çabuk. Artık son dakikalar yetişecek evet. mi diye soruyorlar. Rejis yetişmeme gibi basılıyor. Oldu oldu. Karabiber. Ümmüş geldim. Pul biber ve tuz. Aman yarabbim, Nermin Enfes Mutfağı yıkılsın. Beyaz TV oldu. Ekranlarında Kayseri ve Bursa yarışında. Eşsiz lezzetleri top. Sen kovala Ümmü, kovala. Kovalıyorum, hadi gel. Geldim Ümmü. Seni yakalayacağım. Ümmüşüm geldim. Yakalıyorum, yakalıyorum seni Serpil. Yerim sizi ben. Aşıklarım benim ya. Güzel bir sunum tabağına bunu koyduk mu? Harika atıyorum. Olur. Atıyorum. Bu kadar mı olacak kız? Ne tabii kadar böyle, güzel. Kolay. Diyorum ya. Ay, beş çayına yakışıyor. Yemeğe yakışıyor. Yakışır. Kahvaltıya yakışıyor. Kovalamam. Evet. Ay bunu da ben süsleyeyim bari. Fındık onunla. Evet. Biz gene şey, yanlarına böyle göbeğe gitme. Tamam aşkım. Tabii Antep fıstığıyla böyle. Kenarlarına, göbeklerine fındık yapayım, kenarlarına fıstık yapayım. Bence ikisini omuz omuza koy. Fıstıkla fındık ayırma. Harika oldu. Gülşah'ım sevmiyor fındık, ona koymayayım. Ha tamam, Gülşah şey. O zaten az yani. Şunu ne yapayım, ikisini karıştırayım mı diyorsun? Yok, bence bir kaşık ondan, bir kaşık ondan. Yan yana, omuz omuza. Tamam, anladım. Hocam böyle istedi. Üstadım ha. Benim. Bir aşure süslediydik Nermin, biliyor musun? Ay, hatırlıyor musun neydi? Valla. Ne güzeldi. Sen gelmiş miydin bizlere Serpil? Yok ben gelmedim. Serpil yoktu o zaman. Elhamdülillah Serpil yoktu dedi. Yok, orada yoktu dedim yani. Yok, Serpil orada yoktu dedi. Canım benim. Ben miyim öyle? Serpil'im şaka olmadan olmaz. Evet, canım benim. Bir ara o gerekti, koptuk ama evet. Sonrasında efsane öptüm döndük seni. Ekranlara. Aynen, aynen. Serpilciğimle ekranlara efsane döndük. Uzun bir sürede bırakmayı düşünmüyoruz değil mi Serpil'cim? Allah'ım ayırmasın. Serpil çünkü olmadan asla olmaz. Benim enerjimle, ben onların enerjisiyle her İnşallah. Gün eşsiz lezzetleri Allah sunuyoruz. Sağlık, sıhhat versin. İnşallah. Ay. Tamamdır. Gülşah evi topladım hemen. Gülşah fıstık geliyor, sever çaya. Misin? Fıstık koyayım mı? Öyle mi? İyi. Geliyorlar. Tamam Gülşah, sen de işi biliyorsun. Fıstık. Çaya misafir var Ümmüş. Şimdi burada. Yani tabii, Gülşah benim gözde Hüseyin hocam. Kusura oldu bakma. 2018'den beri beklediğim tek kadın. Kahvaltıya iyi oluyor bu. Ha? Hafif oluyor kahvaltıya. Ekmeksiz ye. Ya. Şöyle tam bu diyet Gülşah yemeği. Hanıma. Et koyarsan yemek işte. Gülşah Hanım'a. Kuşbaşı et yaptın mı yanında, bunu koydun mu? Et az pişirip düdüklü de. Hocam siz de yapayım oldu mı? Sana yemek. Çayın yanına gidiyor, yemeğin ben yanına gidiyor. Ben çıldık ama.
Nermin Hanım bizi duymuyor şu an. Şimdi ona odaklandı o. Şu böreği keselim de sunum tabağına koyalım. Ona da geliyorum. Reşiden özel istek aldım. Süt helvasına herkes bir fazla yükseldi çünkü evet Serpil'im. Ya. Bu Hüseyin hocam senin. Gidince ben de evde yapacağım. Süt helvasını. Bu Gülşah. Gidince yapacağım. Ha Gülşah'ın bu. Tamam. Bu tamam mı Ümüş'üm? Tamam biraz daha olsun. Domatesi pişsin. Domatesi pişsin. Tamam. Böreğimizi kare mi kesiyoruz? Böreği kare kare kesiyoruz. Başka nasıl olur? Başka olmaz. Bir sordum. Kovalama da bitti şu an. Hazır. Kovaladık. Daha devam ediyor Nermin'o. Efendim biz Ümmü teyzeme gerçekten ne kadar teşekkür etsek ay az. Ay canım benim ne efsane demek. Efsane bir şekilde ben şaşırdım sağ olsun beni dün yayında görünce. Dedi ki bugün geliyorum ben yapıyorum sen dedi ayaklanma dedi. Canım sunucum bir gelir misiniz lütfen? Geliyorum aşkım. Kop 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 kop. Ya bana kenarından versene ya. Şimdi onu onu söyleyecek. Sabah çok erken kahvaltı yaptık ya acıktım sarılara. Bugün Serpil'le Gülşah'la sabahın ilke saatlerinde sen gel kuzum. Kapıda bekledik. Kıyamam nazarlara geldi. Çünkü şöyle iyi mi? Ben çok severim. Ben de. Bak. Biz Ümit de teyzeme de ver yarısını. Biz de öyle kenarlanıyoruz evde. Ben yedireceğim aşkıma. Muzaffer'e de verelim yüzük kız. Kenar sever misin? Allah sana sağlık sıhhat versin. Evet. Şeyde, başımızdan eksik etmesin. Şeyde vardı ya. Keşfete çıkıyordu. Muzaffer sen çok yaşa. Bak, ben hocam bunu bir bıçakla alayım. Yıkıyor onu. Evet. Çok güzel olmuş. Evet ha. Güzel oldu. Rahim yıkasın ben sana söyleyeyim mi? Bunu başka bir yere götürmüş. Muzaffer. Bu oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kovaladım. Tamam. Nermin böreğe gel. Kovalamayı bırak mı? Sunum yaptı. Tabii. Ümmüş'üm. Ona yapacağız. Ay bir şey söyleyeyim mi sana? Çok güzel olmuş Serpil. Bayıldım Serpil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ümmüş'ü. Biliyor musun? Bursa'nın şarkılarından bir tanesini bana söyle. İşte geçenkinde... Söyle hadi. Ha. Ya söylemem ki, söyleyemem ya sesim yok. Bursa'nın şey reji çaldıydı he. Müziği. Tamam. Çalabilir misin Bursa'nın ufak tefek taşlarını? Bunu boşaltayım mı Nermin ben? Şuna aya. Bursa'nın... Koku efsane. Nermin. Oo. Nereye gideceğini şaşırdı kadın. Ben söyle Ümmü teyzem. Ay canım ne oldu? Sesinle. Ay. Sana abimin söylediği bir şarkı var mıydı senin böyle gözlerine bakarak? Nermin. Vardı değil mi? Söylemiyorsun şimdi bana. Bilmiyorum, düşünüyorum aha. Şimdi. Ha. Her zaman söyler de. Sami abimden sana ne gelir? Ha. Söyle bakayım. Düşünüyorum. Geliyorum. Ufak tefek taş öyle Bursa'nın. Gel. Ya aman aman aman. Kurban bakayım olsunlar. Cantiye. Özlem eline sağlık. Hamur efsane aa, kabarmış. Güzel işte oldu Özlem. Cantık evet. Bak. Beğenmedik ama güzel, güzel oldu. Güzel oldu. Bak helallik isterim Özlem'den. Girdi. İçine düştü fırını değil mi? Hakkını helal et Özlem. Etti tamam hocam. Tamam. Şekerimizi eritmemiş ama işte öyle bir gerçeğimiz var. Olsun ne yapalım. Özlem kız ben küçükken böyle tırtıklar. Geç hayatım. Tırtıklarla. Annem bir kızardı Serpil. Tırtıklama diye. Misafir. Yardım. Buna bir şey koymaya gerek var mı sizce kızlar? Masada tekrardan üstüne bir şey koymaya gerek var mı kovalama? Airfryer'e veriyoruz. Unutmayın sadece arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Çıtır çıtır bir güzellikle masada buluşacağız. Gel. Bekliyoruz efendim. Gel kardeşim gel. Ya sabah diyordum ki bu ayağımla nasıl yayını yapacağım? Ümmü teyzemin hem nefesi hem enerjisi ekranı dolu dolu şenlendirdi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin canım benim. Canım ben de çok Allah teşekkür ederim. Allah seni başımızdan eksik amin etmesin. Amin seni de canım. Sami abime sana hayırlı uzun ömürler. Sağlık ve saatle. Canım. İnşallah sen inşallah. De bizim yaşımızı görürsün. İnşallah. Torunlarını. İnşallah. Damatlarını, gelinlerini, her şeyinden çok mutlu bir amin. Yaşlılığın olur. Aynı amin. Benim gibi. Ay yerim ben şeyim. Ay ne güzel. Zaten sonun benim gibi herhalde sen evet, de. Evet, böyle bir anaç duruşumuz var. Evet, evet. Ne yaptık hocam? Bursa'nın çantık pidesini yaptık. Çantık, evet. Akabinde Kayseri kovalaması yaptık. Yamula patlıcanından Kayseri kovalaması yaptık. Hem de Sami yaptık. Amcamın gönderdiği patlıcanla. Evet. Bursa'nın süt helvasını yaptık. Aynen. Şimdi bir dakika. Aynen dedi, kafa salladı. Ben buna bir tattırayım. Bir tat bakalım beğenecek çok misin? Çok güzeldi belli diğer yani. Diğer yandan da Kayseri'nin tandır böreğini hazırladık efendim. Efsane bir sunumla. Şimdi Ümmü teyzeyi bir yakından çekelim. Yüzünü ekşitecek mi beğenecek mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun benim canıma. Olmuş mu? Seviyorum seni. Seviyorum. Aşkımsın. Harika olmuş. Canım çok güzel benim. Olmuş. Hemen açıklıyorum.
Tencere setimiz burada. Çeyiz paketi diye geçiyor efendim. Gözlüğümü takıyorum. Dönüyorum. Senin gibi güzel, güçlü bir kadını tanımadan bu kadar her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı nasıl beceriyorsun güzel kadın? Ailenle, sevdiklerinle ve en önemlisi çocuklarınla sağlıklı, mutlu, çokça ömürler dilerim diyor. Zuhal Titiz hanımefendi, sağlıklı günlerde kullanın, kullandıkça biz Nermin'le Enfes Mutfağı ailesini hatırlayın efendim. Bize dua edin, dualarınızda yer verin. Ümit teyzem tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sen benim canımsın, kıymetlimsin. İyi ki geldin Sultanım. Çok geçmiş olsun tekrar. Allah bir daha göstermesin inşallah. Eyvallah. Amin. Görmüşün göreceğim bu olsun. Amin. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Yarın saatler tabii ki 13.00 dediğinde biz Nermin Enfes Mutfağı ailesi olarak sizleri burada mutfağımızda bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum.